Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere kolonya incelemesi yapacağız. Bugün bütün piyasaya gezdim kolonya almak için. Migros'ta yok. Bulamadım. A101 BİM'de sadece şunu bulabildim. Mentor tıraş kolonyası. A101'in kendi ürünü. Yok yani. Bir iki markette buldum. Fakat onlarda da fiyat aşırı pahalıydı. Yani şu Eyüp Sabri Tuncer şunu mesela 16.45'e almışım. 22 liraydı. Fırsatçılar burada da meydana çıkmışlar. Şu Ünsal. Mesela bunu almışım 6.25'e. Bu ise 12 liraydı. Hatta işte abi kalmaz. Gel şimdi al falan yaptı. Ben de inat ettim. Başka bir markette. Buradan teşekkür ederim kendisine. Niktaş Gıda. Tokat'ta. Tokat alt üst ettim. Erenlere girdim. Affedersiniz kolonya var mı diye sordum. Yok. Şeklinde bir cevap aldım. O da İlginç yani üzerime yürüyecekti neredeyse kadın. Demek ki çok soran var aşırı derecede. Yani kolonya kıtlığı var ve satanlar da fiyatları şişirmişler. Berberler ne yapıyor bilmiyorum. Biliyorsunuz bu fazla kıllar almak için genelde kolonya kullanıp ispirtoyla falan yakıyorlar. Sıkıntı var yani kolonya kıtlığı başladı. Kolonya mafyası bayağı piyasada kolonya bırakmamış. Yani büyük büyük marketlere girdim ama yok. Bunu da böyle yerel bir markette bulabildim. Birkaç bakkalda yok gene. Şimdi elimizde aldıklarımız Eyüp Sabri Tüncel 2 tane. Tariş. Bu ikisi zaten marka bilindik. Ünsal'ı ben yeni duydum. Zeytin kolonyası. Tütün kolonyası. Bir de bu var. Bu amber çiçeğinden yapılan kolonya. Hemen kısaca bir bilgi vereyim. Evinizde de kolonya yapabilirsiniz. Etil alkol, su ve kolonya için kullanacağınız malzemenin esansı. Yani mesela limon esansı, amber esansı. Bu şekilde de evinizde kolonya yapabiliyorsunuz. Öyle yapımı zor bir şey değil. Etil alkol bulmak belki bilmiyorum zor olabilir. Bunun temizlemesi için de 70-80 derece diyorlar. Yani hani mikrobu virüsü öldüren 70-80 derece olan kolonyalar. Mesela şu 60 derece Ünsal'ın tütün kolonyası. Öldürmez ama süründürür diye düşünüyorum. Buna bir derece yazmamışlar. Şu ikisinde de derece yok ama Eyüp Sabri yani sonuçta bir 70 derece vardır diyorum. Yazılmamış derece. Bu zaten 80 derecelik bir kolonya. Bu da 70 derece kurtarıyor yani 10 dereceyle. Dilerseniz açalım testlerimize de başlayalım. Önce tarışı gösterelim size. Bu kolonya krizden önce yani kolonya krizi çıkmadan önce alınmış bir kolonya. Hissi bir kolonya, hislerle alınmış. O yüzden 12 liraya alındı. Ama şu anda herhalde bir 16 lira veya 20 lira olmuş olması lazım fiyatı. Cam şişe. Bu mesela plastik. Cam. Bu zaten belli. Gayet de güzel bir şişesi var. Kokusuna bakalım. Bileğime sıkıyorum ya. Sanki parfüm. Keskin bir kokusu var. Hafiften dudağıma da değdi. Kör olmam inşallah. Yani güzel limon kokuyor zaten. Limon kolonyası demiş. Ama çok böyle limon kokusunu çok fazla alamadım. Çok az var. Yemekteyiz programı gibi. Yani var limon kokusu ama yoğun değil. Ama derecesi belli yüksek. Hatta koymadım kutusuna. Şurada dursun şöylece. Gelelim Eyüp Sabri'ye. 1923. Bu biliyorsunuz Türkiye'de en çok bilinen kolonya markası. Kolonya yağmur ormanları demiş. Yağmur ormanlarından yapmışlar zannedersem. Derecesi belli değil. Bakalım kokusuna. Evet. Bu da keskin. Yani bundaki gibi 70 derece var bu yani kesinlikle. İçinde neler olduğu yazıyor zaten. 400 mililitrelik bir kolonya. Bunun fiyatı da 16.45. 16.45. Diğer kolonyamıza geçiyoruz. Bu da 15.45'e. Amber. Bunun kutusu çok özenli. Çok hoşuma gitti kutusu. Aynı parfüm şişeleri gibi. Yani güzel bir kutu yapmışlar. Kırmızı soğuk. Soğuk yani. Aynı yerden aldım ama bu daha soğuk. Bu plastik ayrıca. Bu ise cam. Burada bir tıpası daha var. Özenilmiş belli. Bu da güzel kokuyor. Yani kolonya gibi kokmuyor bu.
amber çiçeği olduğu için ama kokusu güzel. Yani parfüm gibi bir kokusu var. Geliyoruz Ünsal'a. Erkek ismi. Bunların kutusu yok. Bu şekilde satılıyor açık. Bu zeytinyağı kolonyasıymış. Şöyle virüslerimizden arınalım. Evet, zeytin kokusu geliyor. Var yani. Bu da keskin. Zaten 70 derece. Keskin yani kokusu. Koyu bir rengi var. Anında uçuyor zaten, durmuyor. Virüslerimizi yok ettik. Cam şişede. Buna geliyoruz. 60 derece. Plastik. Basit bir şişe. Mesela bu tütün kolonyası. Tütün gibi kokmuyor ama hani biliyorsunuz tütün kolonyaları biraz ağır olur. Ama bu da çabuk uçtu elimizden. Uçucu. 60 derece. Geliyoruz tıraş kolonyasına. Şimdi bu kalmış yani. Artık millet buna saldırıyor. Bundan da bir iki tane kalmış. Bu da bitmek üzere. Oh, bol döktük. Çok keskin. Aşırı keskin bu. De sulu. Biraz fazla döktüm ama bakalım uçacak mı? Beyaz bir şey bıraktı. İz bıraktı. Bunun içeriği tabii farklı olabilir. Kolonya diyor ama kolonya deyince arkadaşlar etil alkol esansı olacak. Yoksa kolonya olmaz. Kolonyalarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Güneş ışığından uzak tutuyoruz. Çünkü bozuluyor bunlar. Şimdi bu 5 liralık bir kolonya. Tıraş kolonyası. Ama hani benim çok hoşuma gitmedi. Böyle elim yapış yapış oldu. Şimdi koku ve elde bıraktığı hisleri anlattım size. Bir dizi test daha yapalım. Şimdi yeterince şeyim yok ama 3-5 tane ver. 2-4-5 şu 5'ini deneyelim. Ne yapacağız? Tabii ki yakacağız. Acaba nasıl yanıcılıkları? Sırayla yakalım. Şu an yanıyor. Görüyorsunuz. Ya dumansız. Ateşi gayet böyle belli belirsiz. Güzel yanıyor. Bir anda parlamadı. Hala yanmaya devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi altta bir tortu bıraktı. Şu an söndü. Görüyorsunuz tortuyu. Alkol oranı ne kadar yüksekse yanıcılığı da o kadar artıyor tabii. Bu 80 derece olan garip bir tortu bıraktı ama güzel yandı. Yanınca da böyle kötü bir koku çıkarmadı. Buna geçelim. Şu an yandığını anlayamıyorum. Ha, yanıyor. Evet. Bunun ateşi daha az belli yani. Yanıp yanmadığı belli değil neredeyse. Şu anda yanmaya başladı. Siz de oradan görüyorsunuzdur. Bu da tabii ki altta bir tortu bıraktı. Neden? Çünkü bunun büyük bir oranı su. Üzerine etil alkol atılıyor ve esans konuluyor. Yani ilgili maddenin esansı. Dolayısıyla böyle su kalması normal. Esansının kalması normal. Ama mesela bunda tortu daha çok kaldı dikkat ettiyseniz. Bu zaten derecesi yazılı değildi üzerinde. Beyaz kısım daha çok kaldı. Hala güzel kokuyor. Geçelim buna bu arkadaşa. Eyüp Sabri Tüncel Amber. Bunun şeyi vardı, ekstra kapağı. Hayır, bunları yakarken kendim de yakmazsam iyi. Şu an bu da yanmaya başladı. Bu da belli belirsiz. Yani ikisinin yanma şekli aynı. Bu biraz daha alevli yanıyordu. Bu ise belli belirsiz. Böyle değişik açılar göstermeye çalışıyorum yandığını görünsün diye. Söndü. Hala yanıyormuş. Şu anda söndü en son dersen. Bu da tortu bıraktı. Yine beyaz bir tortu. Yani yandı, hızlı yandı. Bu ikisi çok hızlı yandı. Gelelim Ünsal Efendi sana. Bunu biraz bol dökeyim.
Bu da yanıyor. Ve inanın hiç ateşi belli değil. Yanıyor ama ateş belli değil yani. Oradan görebildiğinizi zannetmiyorum. Tortolay diyoruz ya mesela, bunda o beyazlaşma tabanda birikti. Sağa sola yayılmadı. Ama bunda da var gördüğünüz gibi. Şu an yanması bitmiş, yanmış. Tortu yok. Çok az bir tortu kaldı. Ve hala güzel kokuyor. Çok ilginç. Güzel kokuyor yani. Gelelim tütün kolonyasına. Fabrikada tütün sarar. Espri de yaptım. Bakalım bu nasıl olacak? Oo, yanıyor. Ama hiç belli değil. Zannedersem görmüyorsunuz oradan yandığını. Ben bile gözümle zor ayırt ediyorum. Şu an yanıyor. Hiç ateş yok. Sıfır. Hiç belli bile değil ateşi. Sesi duyuluyor biraz. Ve zor yanıyor. Hani diğerleri gibi bir anda yanıp sönmedi. 60 derece demiş zaten. Bu hani virüsten korumaz sizi mantıken. Zaten öyle bir anda yanmadı. Hala da yanmıyor. Bitmiş. Tütün kolonyası. Testlerimizden kaldım. Yani bu nedir arkadaş? Çok düşük. Yani şunlara derece koymamışlar ama bunlar iyi yanıyor. Güzel yanıyor. Yani şunlar. Şuna bakalım. Bu nasıl yanacak acaba? Ama tütün kolonyası ucuz ya. Bunu çok döküyorum. Sınıfta kaldı tütün kolonyası. Mesela bu da yanıyor. Güzel yanıyor. Belli yani ateşi, alevi. Bakın tortuyu bu da bıraktı. Buna çok koymuş. Bakın bunda da tortu kaldı. Birazdan şuraya dökelim de. Ulan elimi yaktım. Şu an söndü. Bu da güzel yandı. Beğendim. Tabağı da ısıttı. Ama kokusu kötü. Kötüleşmiş. Sonuç olarak bunun yanıcılığı iyi değil. 60 derece. Tütün kolonyası sınıfta kaldı. Virüsleri çok iyi temizleyeceğini düşünmemişim gerçi tütün kolonyasının, sınıfta kaldı. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Temizleyebilir de, temizlemeyebilir de. Ama şu dördü çok iyi. Koku olarak dersek, hani şunun zeytinyağının kokusunu çok beğendim. Çok güzel. Bu çok güzel. Gerçekten mükemmel. Bunlar zaten normal kolonya kokusu gibi. Ama şu ikisi çok güzel. Parfüm niyetine kullanabilirsiniz. Şimdi bu işi bitirdikten sonra bakalım lekelerde nasıllar. Şimdi ellerim lekelendi. Bir de mesela bunu deneyelim. Mesela senden başlayalım. Temizleyecek misin mesela? Yok. Kaldı izi. Seni deneyeyim, süt olan. Oh. Kendi ilacı bolunca bir taraftan da sürüyormuş. Biz de ona doğru gidiyoruz bakalım. Artık bana da korona bulaşırsa vay halimize. Memleket bitmiş. Mis gibi koktum. Karışık. Arkadaşlar kolonyalarımız bu şekilde. 3-6 tane piyasada bir sürü kolonya markası var tabii ki. Hepsini alamam. Şurası bile bir 60 lira tuttu. 60 da geçti hatta. Şöyle yatalım görsün herkes.
Yani şimdi ilk başta maske dediler. Memlekette maske kalmadı, dünyada maske kalmadı. Sonra kolonya dediler. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba birileri bu işten nemalanıyor mu diye. Çünkü kolonya stokları bir anda tükendi. Çok artık bu dönemde kolonya çok alınan bir şey değil eskisi gibi. Çılgınlığına, alışveriş çılgınlığına dönüştü her şey. Yani bu kolonya da sonuçta yurt dışına da ithal ediliyor, gönderiliyor. Yapılan bir şey. Ben başka şeyler düşünmeye başlıyorum, bilmiyorum. Herkesin bir şekilde faydası var. Bakın burada da ateşten dolayı böyle bir şey olmuş. Şu an inanır mısınız? Ya ben Tokat'tayım. Gezmediğim market kalmadı neredeyse. Bir markette buldum. Bir tane bakkalda buldum. Diğerlerinde yok. Yok yani kolonya. Zaten giriyorsunuz kolonya var mı? Yok. Aynen cevap bu. Yani kalmadı falan değil. Yok yani. Bir iki hatta markette bir şey alırken insanlar ellerinde işte o dezenfektanlar var. Onlardan sıkıyorlardı. Dedim bu iş bu kadar ciddi mi? Hani ben ilk defa bugün aldım kolonyayı. Ya çok da ciddi aldığım bir virüs değil aslında korona. Ya şöyle zaten hastalanıyoruz sürekli. Ya ben biraz komplocu oldum bu konuda. Çok da komplo teorilerini seven birisi değilim ama şimdi kolonya çılgınlığı başladı. İşte maske çılgınlığı. Bir dönem biliyorsunuz yarasa yiyorlar, canlı hayvan yiyorlar deniyordu. Ondan sonra yılan yiyen yarasadan bulaştığı söylenmeye başlandı. Benim de kanalda biliyorsunuz yarasa inceleme videom var. İzlerseniz sevinirim. Güzel iki tane yarasa inceledik. Yapılan açıklamaya göre 70 derece ve yukarısındaki kolonyalar etkili. Şimdi bu elle çok bulaşan bir virüs. Dokunmayla işte ağzına götürüyorsun elini falan filan. Yani dolayısıyla bir yere gittiğinizde misafirliğe işte bir yere bir insan yanına hani kolonya tutulur ya tutarsın dökersin falan. Mikrobu öldürüyor, virüsü öldürüyor yani. Mantık bu şekilde. Kolonya da kullanın diyorlar. Herkes de evinde de bulunsun. Gelindiğinde gidildiğinde bir kolonya dökersiniz. Bayramsa şeker tutarsınız. Değilse de tutun ne olacak şeker elinize mi yapışır? Bu mantıkla hani kolonya aldık. Bunları benim herhalde bitirmem bir iki seneyi bulur. İsterseniz son bir test daha yapalım. Ne yapalım? Hepsini birbirine karıştırma testi yapalım. Bakalım ne olacak? Hepsini birbirine karıştırıp yakma testi. Bu arada şunu da göstereyim. Bunlar ısıyla yazılıyor bu faturalar. Dolayısıyla bir sıcağı tuttuğunuzda kararır. Gördüğünüz gibi. Bunu da öğrenin yani. Ateşimiz boşa gitmesin. Bakın kapkara oldu neredeyse. Siyahlaştı. Bazı elinde hata var kağıdın. Olsun. Miktaşında reklam oldu. Kolonya isteyen olursa satabilirim. 20 lira, 8 lira, 25 lira, 30 lira, 30, 40 lira. Parayı çıkarmamız lazım. Tortuya bakar mısınız? Şu an hala yanıyor ama o tortu bayağı birikti. İşte koronavirüsünü alıp bunun içine atacaksın. Yan ulan diyeceksin. Garip bir renk. Hala yanıyor. Şu an sönmüş. Tortusu bu şekilde kaldı. Bir de mesela ben bir iki yerden duydum. Bir iki arkadaştan. İçlerinde tortu varmış kolonyaların. Ondan bahsettiler. Arkadaşlar kolonya ya tortu olmaz içinde. 70-80 derecenin 60 dereceden bahsediyoruz. Zaten içine katılan şeyler belli. Su, esansı ve etil alkol. Bakın bunda tortu yok. Tarış. Eyüp Sabri Tuncer. Tortu yok. Kesinlikle. Hava kabarcı var sadece. Yine tortusuz. Rengi var sadece. Rengi farklı tabii ki. Ama tortu yok. İçinde gezinen parçacıklar falan yok. Bunlar hava kabarcıkları. Ünsal. Ünsal gene. Yok, tortusuz. Bunun içini göremiyoruz. Bunun içinden her şey çıkar. Fosil bile çıkabilir. Bilmiyorum. Hani kötülemek için demiyorum yani. Karanlık kutu. Kolonyanın içinde tortu olmaz.
Olanlar ise değişik yöntemlerle yapılanlar vardır. Biraz daha pahalı olabilir. Hani içine otunu falan da koyar ama bilmiyorum. Normal kolonya alacaksan saf, tortusuz, kendi renginde kolonyalar tercih edin. Anlatacaklarım bunlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.